Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tüm zamanların en çok sevilen 3 kadın parfümünden bahsedeceğim. Bunlar tamamen Fragrantica sisteminde ve belirlenmiş olan ve her yıl yapılan analizlerin sonrasında meydana gelmiş. Yani oylamalar yapıldı. Ben de bu sene mail geldi oy verdim. O oylamalar sonucunda ortaya çıkan parfümleri içlerinden seçiliyor bunlar. Hani editör seçimi de tamamıyla halkın oynadığı bir seçim aslında. Bunlardan bir tanesi, ilk e, hatta top 3'ten bile gelelim. Değil mi? Daha mantıklı olur. Çok böyle bir hoşuma gitti. Şu anda bu aklıma geldi. 3 numarada Terry Mugler Alien Woman var. E, bu parfüm şişesini kenara koyacağım. Gördüğünüz gibi gerçekten e, etkili bir parfüm. 3 tane notası var. Burada hemen kendi testlerini hazırladım. Yani şöyle başta 3 notası var ve e, bu parfüm genelde çok etkili bir parfüm yani kalıcılık olarak çok iyi bir parfüm silaj olarak çok iyi bir parfüm ama e, dediğim gibi ilk başta çok uzun uzun çektiğim içerisinde e, yeşil beyaz çiçek kokusu hissediyordum ben direkt dönüp baktığımda Yasemin çiçeği ismini gördüm orada burada benim burnuma çünkü hani bir beyaz çiçek kokusu vardır insanları böyle e, ya yani sarı çiçeğin kokusu bellidir. Beyazın belidir, pembenin belidir, morun belidir. Hani bunların artık koklaya koklaya zihnimizde canlanıyor. Hayal gücü olarak gelişiyor direkt olarak. Beyaz çay hakim ve yoğunluğu muhtemelen arkasından gelen odun, su, kokular ve en son kehribar devamı var. Bunların etkisiyle beraber çok ciddi bir silaj ve yoğunluğa bir etkiye sahip olan parfüm. Çok fazla kullanım oranı yüksek diyebilir miyim? Yani e, çevremde çok fazla duymuyorum bu parfümün e, talep olarak da ama hemen şöyle bakalım kullanım değerlerine. Normal Türkiye ortalamasında çok ciddi bir orana sahip örnek veriyorum yani aklınıza bir e, farklı bir kadın markası ne olabilir? Chanel'in kokuları geliyor, geliyor aklıma. Onlara nazaran biraz daha kitlesi büyük oylama dereceleri daha farklı bir e, kitleye sahip. Ve 2020'nin 7. ay itibariyle satışlarını katlayarak devam ettiren bir marka olmuş. Son zamanlarda çok fazla tutulan bir marka. Çünkü sebebi de kış parfümü denilebilir. Özellikle ben imza parfümü arıyorum diyenler için direkt olarak talep edebilecekleri parfüm tercih edebilecekler. Bu parfüm kullanabilirler. Ya yani en azından deneyebilirler. Çünkü gerçekten etki olarak iyi bir etkiye sahip olan parfüm. Bu arada e, önceki videomda da biraz böyle afaladım. Yeni bir tripod sistemi çalışıyorum şu anda. Direkt karşıdan bana ışık vuruyor. O biraz yüzümü alıyor, gözlerimi alıyor. Renkten de anlamışsınız Çünkü e, görsele önem vermemiz gerekiyor. Sizin için e, mikrofon sistemi olsun, işte görüntü sistemi olsun biraz daha kaliteye gidiyoruz. Daha da kalite olacak inşallah. E, kalıcılık ve silaj bakımının %80 üzerinde tam almış. Geri kalanında da e, yani 80'i 10 üzerinden 9 veya 10 verirken geri kalanında 7 veya 8 vermiş. Bu kadar etkili. Silajı çok iyi parfüm. Silaj demek arkadaşlar bazı terimlere yabancı gelebilir. Silaj e, ben buradayım Bu parfümü sıktığımda etrafa olan yayılımdan bahsediyorum. Budur. E, başka başka bir parfümle ne diyebiliriz? Parfüm kendi segmentinde benzer parfüm. Parfüm sever arkadaşlar Christian Dior. Pardon. Versace Crystal Noir ve Tom Ford Black Orchid kullanabilir. Yani beğenebilecekleri oranlara düşmüş. Bu da şundan kaynaklı. Şimdi mesela ben burada parfüm kullandığım sisteme giriyorum. Diyorum ben parfüm kullanıyorum. Şunları seviyorum. Diyor ki bu parfümü kullanıp bunları seviyorsa diyor. Aynı şekilde her parfümün altında bütün herkesten Oranlar çıkartarak ekliyorlar. Bu da böyle bir durum. Ee, üçüncü değil ikinci parfümümüze geçiyorum. İkinci parfümümüz tahmin edin geçen gün konuşmuştuk. Genç kızlara tavsiye ettiğim parfümlerden birisiydi. Chanel Matmazel. Coco Matmazel e, işlerinde en iyi parfümlerden birisi. Etki olarak şimdi burada all of time yani, yani all of time mi deniyor tam olarak bilmiyorum. Hani şöyle. Burada genel zamanlama hani tüm zamanların parfümlerini bahsediyorum. hani 2019 değil ya da 2020 değil 20, 19, 18, 17, 16, 15 hani bu zaman dilimlerinin tamamında ortak oy alarak hepsinde de ilk itiralarda yer alıp birinciliği koruyan ve bu birinciliği devam ettiren tüm zamanların en iyi parfümlerinden bahsediyorum size. 2020'nin en iyi parfümünden 5 gün sonra konuşacağız. Ee, bu parfümde dediğimiz gibi e, yumuşak ve e, böyle genç rahat enerjik bir hava var. Hani bir Chanel Chance gibi değil. Chanel Tender var, biraz daha etki oranı daha iyi, e, o biraz kadın parfümleri statüsüne giriyor ve kadın bu da kadın parfümler, biraz daha genç kız parfümleri daha büyük, böyle biraz daha enerjik ve e, kendinizi iyi hissettiren türden bir parfüm. Silaj olarak bakalım. Çünkü parfümle ilgili çok fazla konuştum ben. Silaj olarak kalıcılık olarak çok iyi görünen bir parfüm, hani insan üzerinde gün tamamlayabilen parfüm. Ama kalıcılık yani kalıcılıktan ziyade bir de silaj olarak bulmamız lazım. Silaj olarak baktığımız zaman ise parfüm 10 üzerinden 7 ile 8 arası bir puan alıyor. Çünkü yayılımı çok kuvvetli değil. Şimdi bir önceki parfümümüz biraz daha niş parfümlere kayan bir parfümdü. Bu dizayn parfümlere kayan bir parfüm ki dizayn parfüm. Bu da etkiyi biraz değiştiriyor zaten. Ve etkisi çok iyi parfüm. Parfümü kullanan kişilerin beğenci parfüm diğer markalara bakarsak Christian Dior, Miss Dior var. Bunu e, kullanıp beğeniyorlarmış. Aynı zamanda bir parfüm daha var burada. O da kendi parfümün Old Taglit parfüm versiyonuymuş. Çünkü benim konuştum Audubon parfümdü diğeri e, bir alt versiyonu ve Top 1 yani e, en çok sevilen ve e, tüm zamanların en iyi parfümü olarak bilinen aslında isminin içerisinde zehir ismini taşıyan Hipnotik Poison. Yani bu parfümün e, bildiğim kadarıyla bazı Arap ülkelerinde yasaklandığını duymuştum. Bunun da sebebi e, afrolojik etkisinin çok yüksek olmasından kaynaklı e, birkaç tecavüz vakasına sebebiyet vermesi ve tecavüz vakalarına e, örnek şey imkan sağlaması gibi bir durum düşünüp değerlendirmişler ama sanırım e, bu Avrupa ülkelerinde hiç bilim insanı yok çünkü e, afrolojikli parfüm Normalde yok da, hadi olduğunu varsayalım. Hadi o etki oluştu, bir şeyler oldu, bir reaksiyon gelişti, o etki oluştuğunu varsayalım. Ee, çünkü hani bunun doğal ihtimalleri de var ama şöyle bir durum söz konusu, insanların afrodizyak kokusunu e, alabilecekleri koku nöronları çalışmıyor. Körelmiş bu durumda. Dolayısıyla e, o kişilerin önce e, tecavüz vakalarında sebep olan e, sıkan değil, Tam diğer kısmı e, kişilerin insan mı olduklarını kontrol etmeleri gerekiyor bence. E, çünkü evet parfüm etkili parfüm, çok yoğun parfüm kullanıcıları ikiye bölünmüş bazıları çok beğeniyor bazıları hiç beğenmiyor. Burada da parfümden şunu anlıyoruz parfüm kör alışa kapalı parfüm ama örnek veriyorum e, bu parfümün oturduğu kişiler bir sıfır öne geçer. Öyle bir parfüm imza olarak kullanılabilecek parfüm ama dediğim gibi e, deneyeceksiniz üzerinizde. Eğer size uyursa parfüm bu parfümden vazgeçmeyebilirsiniz. Gerçekten etkisi çok iyi bir parfüm. Kalıcılığı çok iyi bir parfüm. E, ve hani ben buradayım indittiren bir parfüm. Sizi e, imzanız olabilecek bir parfümden bahsediyorum. Dior Home Hypnotic Potion. Ve bunun benzeri bir parfümlere bakalım. İçerisi çünkü afrojack yok bu net belli. Ben bunu kokladığım zaman direkt kayısı ile karşılaşıyorum sanki. Bakayım. Evet, hindistan cevizi çok az alıyorum. Neredeyse hiç almıyorum. Hindistan cevizinin kabuğunda mı böyle bir? bir değişik bir koku var böyle. O suyundan kaynaklı. Onunla karşı karışım geliyor ama evet hiç almadım. Ee, bir de şöyle bir şey söz konusu. Yani bazen diyorlar ki işte ben parfüm sıktım. Şu, şu notaları alamıyorum. Arkadaşlar parfümden o notaları almanız çok zor zaten. Hani her etken maddeyi çözemezsiniz. Ben o yüzden genel itibariyle kendim şey yapıyorum. Yağdan yani saf yağını batırıyorum ki bunları bu test kağıtlarını o kokuyu daha iyi algılayabilmem için. Çünkü mesela buna parfümünü sıktım. Yani ee, o alkol onları çözdüğü için o yağı net olarak düşmüyor. Dolayısıyla sizin vücudunuzda da şöyle bir durum söz konusu. Her parfüm ee, bu videoyu her başlığında telefon çalıyor. Her parfümde aynı etkiyi yaşamanız çok zor kişiden kişi değişti. Mesela ben parfüm sıktığımda benden kayısı kokusu çıkarsa iş kişisinden de erik kokusunun daha fazla etkili olduğunu görebiliriz. Onda kayısı hiç görmeyebiliriz veya Hindistan cevizi erik kayısı üçlü birden görebiliriz. Dolayısıyla e, bunlar da bir etki söz oluşturuyor söz konusu olarak. Hani bunlardan kaynaklı bir durum söz konusu. Hani ben sıktım hepsini algılayamıyorum. Şu eksik bu fazla olmaz. Herkese farklı bir etki oluşturur. E, tab Middle base, basic kokuyu öne çeker. Ee, derinizdeki kuruluk oranı, derinizin yapısıyla alakalı olan şey. O reaksiyonla alakalı olan bir şey. Yani dolayısıyla öne erkeğe kayma notaları değer değişmesi olması çok normal bir şey bunlar da. Hani bir GCMS değiliz kusura bakmayın. Hani herkesin her şeyi algılayabilmesi çok zor zaten. Bu durumda da hani gidip mesela bazen adam orijinal firmadan almış faturalı parfüm. Abi ben şu kokuları alamıyorum. Bence bu sahte diyor. Kalıcılı diyorum 5-6 saat gidiyor en az diyor ama diyor ben güvenmiyorum diyor. İşte sen e, kütle ayrıştırıcı değilsin. Ayrıştıramazsın. Yani senin kütüphanenden de beyninde bütün kokular kayıtlı değil. Bütün hamatlar kayıtlı değil. Dolayısıyla sen bunları anlaman çok zor zaten. Umarım anlatabilmişimdir derdimi. Bugüne kadar olan bütün e, o, oylamalarda her sene birinci, ikinci ve üçüncü sıralayan kokularımız bunlardı. Birincisi e, Christian Dior Hypnotic Poison, ikincisi Chanel Coco Mademoiselle, üçüncümüz ise Thierry Mugler Alain Woman'dı. Umarım videomu beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. kalın, iyi akşamlar.